Efendim mutlu akşamlar. 22 Ağustos Perşembe akşamında saatlerimiz 18.30'u gösterirken Beyaz TV ekranlarında Beyaz Ana Haber'e başlıyoruz. Ben Melisa Bağcı. Efendim siyasetin sıcak başlığıyla başlayacağız. CHP'de tüzük kurultayına sayılı günler kala yeri ve zamanı kamuoyundan sır gibi saklanan sürpriz bir gelişme gerçekleşti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 20 Ağustos Salı günü eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti. Kritik görüşmenin gündeminde bakın hangi başlıklar vardı. Olabilirse bir yemekte sohbet etmeyi arzu ederim dedim kendisine. O da memnuniyetle dedi. Randevu aldığını söyledi. Yarın daha bekleniyor görüşmeniz. Arkadaşlar onların hepsi asparagas. Yok yani çarşamba günü yemek yiyeceğiz vesaire. Böyle bir şey yok yani. Aylar sonra randevu talebine olumlu yanıt verdi ama beklenen görüşme sır gibi gerçekleşti. CHP'de tüzük kurultayına sayılı günler kala Ekrem İmamoğlu eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Bir kere Sayın Kılıçdaroğlu'yla bizim görüşmemiz sürpriz değil. Sonuçta bizim önceki dönem genel başkanımız bu muhabbetin içeriği tamamen bir dertleşmedir, sohbettir. Birbirine sevgisi yüksek, saygısı yüksek iki insanın buluşmasıdır. İçeriğin kamuoyuyla paylaşılan birçok gündemle ilgisi yoktur. Kılıçdaroğlu CHP kurultayından beri İmamoğlu'na kırgındı. Telefonlarını açmıyor, İmamoğlu'nu sırtındaki hançerlerden biri olarak gösteriyordu. Ben boşuna demiyorum ki hançerlendik diye. Boşuna mı diyorum ben bunu? Kılıçdaroğlu son olarak Hacı Bektaşi Veli Anma etkinliklerindeki ihanet çıkışıyla çok konuşulmuş, İmamoğlu'nun yüzüne bakarak bu ifadeleri sarf etmişti. Unutmayın, Hacı Bektaş sadece ruhsal arınmayı değil, toplumsal arınmanın da izdüşümüdür. İhaneti görenlerin, yarı yolda bırakanların, kötülüğe uğrayanların son sığınağıdır. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, Özgür Özel'in genel başkan olduğu kurultaydan sonra ilk kez bir araya geldi. Görüşmenin yeri ve zamanı kamuoyundan sır gibi saklandı. Bu görüşmeyi olabildiğince gizli tutmaya istiyorlar. Çünkü İmamoğlu'nda şöyle bir kaygı da var. Yani ne zaman Kılıçdaroğlu'na gitse ülkedeki en kritik gündemlerden biri haline geliyor. Bunlar rahatsız. Bu yüzden evde ziyaret etmek istiyor. Basından da gizlenen görüşme 20 Ağustos Salı günü saat 17'de Kılıçdaroğlu'nun evinde gerçekleşti. İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nun konutuna garaj kapısını kullanarak girdi. 1,5 saati aşkın bir görüşme. Mutlaka bunda çok daha derinlikli tartışmalar olmuştur. 1 saat 45 dakika süren görüşmede birçok konu masaya yatırıldı. CHP'de yaşanan değişim süreciyle ilgili tartışmalar iki ismin gündemindeydi. Kılıçdaroğlu bu görüşmede CHP'nin iyi gitmediğini söylüyor. Kritik görüşmenin gündeminde normalleşme politikası da vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin normalleşme politikası ele alınmış. Her iki ismin de normalleşme politikasından rahatsız olduğu ve bu normalleşme politikasını benimsemediği yönünde. Oo, burası ilginç. Bilgi edindim. CHP'nin 8 Eylül'de yapılacak tüzük kurultayında Cumhurbaşkanlığı adaylığı için nabız yoklayan İmamoğlu'nun adayı belirleyecek parti meclisini ele geçirmek için hamleler yapabileceği de konuşuluyor.